istiyorum. Ve efendim, sırada bir hüzün var. Hüznümüz çok nettir. Ülkemizdeki son zamanlarda veya ilk günden bugüne kadar teröre şehit verdiğimiz tüm vatan evlatları için sıradaki parçayı hediye ediyoruz. İnşallah bu akan kan da bir gün durur diyoruz.
isterseniz bizimle sesimize alın. Erkan Bey gördü kardeşiniz. Hemşire bir kendisi.
güzelim bir sona verdi ya. Kaldı son iki parçamız. İnşallah biz yüreğimizdeki Allah sevgisini sizlerin yüreklerine aşılayabildik. Ve inşallah başta söylediğim o 7 milyara bu akşam burada bulunan 1000 kişi de bizim korumuzun üyesi olarak bizimle beraber yola devam ederler. İnsanlığı barışı için bir şeyler yaparlar. Efendim 2011 yılının Nobel ödülleri Ekim ayında açıklanacak. Bizler de asperkader, kuşların fısıldadığı kadarıyla 2012 yılı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişiz. Sorunumuz var. Çünkü bugüne kadar Nobel Barış Ödülü'nü bir yerleri karalamadan alan yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemizdeki her bireyin, her insanın bizimle beraber aynı duygulara sahip olduğunu düşünüyoruz. Ve biz hiç kimseyi karalamadan, hiçbir siyasete bulaşmadan ülkemiz için yürüyeceğiz. Efendim bu akşam aramızda çok değerli müzisyen dostlarımız var. Sizlerin aranızda oturanlar. Bizler başta söylemiştik, biz amatör bir koroyuz. Bizim asla müziksel anlamda bir yerlerde birilerine bir şey ispatlamak gibi bir kaygımız yok. Biz sadece bir misyon yüklendik. Türkiye'ye yüklendik. O yüzden hiçbir şekilde profesyonel müzikle uğraşan arkadaşlarımızı koromuza almadık, halktan kişilerden oluşturduk. Müziksel anlamda bir hatamız olduysa çok özür diliyoruz. Başta onu söylemek isterim. Efendim, sıra geldi İzmir'i ağlatmaya. Son parçamız. Ben bunu söylüyorum, çok hareketli bir parçada insanlar nasıl ağlarlar diye de bana daha sonra soruyorlar. Bu ülkede nice Yunuslar, nice Mevlanalar, nice Karacaoğlanlar geldi işte. Onların yüreklerindeki sevgiyi biz kendimize bir misyon belirledik. Bugün bu akşam burada dizilere bizi tercih ederek gelen çok değerli İzmirli dostlarımıza. İnşallah, çok samimiyetle söylüyorum, bizim kalbimizdeki bu Allah sevgisini sizlere aşılamışızdır. Bu parça bizden güzel İzmir'e, çağdaş İzmir'e hediyemiz olsun efendim.
parça Laudato Si yapalım. Memleketimi bir kere daha sizler için paylaşıyoruz. Buraya kadar geldiniz, ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık efendim. We'll be right back.
konuklarımız, Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım. Ben bu akşam İzmir'de galiba ilk kez konser veren bu güzel topluluğun konserin açılışında bulunmak için geldim. Ben Hatay Medeniyetler Korosu'yla defalarca bir araya geldim. Yurt içinde ve yurt dışında. Onlar gerçekten Türkiye'nin iftiharı. Hatay Medeniyetler Korosu'yla övünüyorum gerçekten. Çünkü onlar sadece Türkiye'nin bir arada yaşama, barış içinde yaşama, kardeşçe yaşama özlemini değil, dünyanın geleceğini bir anlamda temsil ediyorlar. Hangi dilden olursak olalım, hangi inançtan, hangi kültürden olursak olalım, hepimiz insanız nihayet. Ve Atatürk'ün söylediği gibi, yurtta barış, dünyada barış, gerçekten dünyanın geleceğini ayrıca olacak olan tek bizim de temel. Sadece ülkemin Kültür ve Turizm Bakanı olarak şunu söylemek istiyorum Hataylı Bakanımızın önünde. Bu akşam burada size gösterilen sadece Hatay'dan bir bukettir. Bu çiçek tarlasının bütününü görmek istiyorsanız Hatay'a gitmelisiniz. Sen Pier'i görmelisiniz, Habib Neccar'ı görmelisiniz, Kurtuluş Caddesi'ni görmelisiniz ve gerçekten dünyanın çok güzel ve özel parçalarından birisinin bizim vatanımız olduğunun heyecanını hissetmelisiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bizim için...